Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi bugün bir teslimatımız var. Bugün neredeyiz? Çanakkale Biga'daki karantina işletmemizdeyiz. Bugün Balıkesir'den Oğuzhan kardeşime ve babası Osman Bey'e Çanakkale Biga'da bulunan karantina çiftliğimizden Honstein Gebedüve teslim edeceğiz. Hayvanları buraya çıkardık. Az sonra nakliye araçları gelecek. Ben de onu beklerken sizin için bir böyle video çekeyim dedim. Hem de hayvanların görsellerini de sizlere göstermiş olayım dedim. Buraya getirdik hayvanları. Hayvanlar şimdi burada hoplayıp zıplıyorlar. Birazdan da şurada gördüğünüz aşı yolundan, oradaki şuradaki yükleme rampasından yüklenip araca binip hayırlısıyla yeni sahiplerinin yeni çiftliklerine ulaştırılacaklar. Arkadaşlar biliyorsunuz Çanakkale Biga'da benim kendi şahsıma ait bir işletmem var. Burası karantina işletmesi. Karantina işletmesi ne demek? Şimdi gördüğünüz kalitedeki hayvanları, gördüğünüz kalite standartındaki hayvanları ben bu Çanakkale Biga bölgesinde bulunan çiftliklerden, üreticilerden, aile işletmelerinden kendi kalite standartıma uyan, yani bakın şekli, şemali, sağlığı, gebeliği benim istediğim gibi olacak olan hayvanlardan buraya getiriyorum. Bu işletmede hayvanları gerekli sağlık kontrollerinin tamamlanmasını sağlıyorum. İşte bu arada da eksik, yani şehirler arası sevke gitmesi için eksik olan şap aşısı, çiçek aşısı, brusella aşısı var ise, eksik olan bir aşısı var ise onları tamamlıyoruz. Kulak küpelerinde eksiklik var ise onları tamamlıyoruz. Eksik kulak küpelerini tamamlıyoruz. Çünkü maalesef birçok üretici, yetiştirici, gerek aile işletmesi, gerekse çiftlikler böyle şeylere çok önem vermiyorlar. Kulak küpelerinde eksiklikler oluyor, şap aşılarında eksiklikler oluyor, çiçek aşılarında eksiklikler oluyor. Biz bunları burada tamamladıktan sonra sizler için satışa sunuyoruz. Bu arada da bu hayvanların işte özellikle tüberküloz ve brusella testlerini yaptırıyorum. Brusella, tüberküloz testleri de yapıldıktan sonra artık Savaş Dursun'un kalitesine uygun hale geliyorlar hayvanlar. Ondan sonra da bana müracaat eden arkadaşlara bu şekilde hayvanları sunuyorum. Anlaşırsak satışlarını gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra da gerek adrese teslim yaptığımız satışlarımız oluyor. Gerekse buradan çiftlik teslimi yaptığımız satışlarımızla sizlere hizmet veriyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu çiftliğimizde mümkün mertebe her zaman için 40 ile 50 arası gebedüve olmasını istiyoruz ama maalesef birikmiyor arkadaşlar. Hayvanlar birikmiyor. Talepler fazla. Sağ olsun müşterilerim. Abi işte 10 tane hayvanın varsa biz satın alacağız diyor. Tam elimizdeki stok 15'i 20'yi bulmuş iken 10 tanesini satıyoruz, gönderiyoruz. Ardından tekrar arayışlarımızla buluyoruz ki böyle bu kalitedeki hayvanları bulmak gerçekten zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Yani ben iyi spermalar tercih etmiş olan yetiştiricilerden Avrupa standartında olan hayvanları seçiyorum. Yani bu hayvanlar buraya 30 tane toplanıyor ama ya da 20 tane 30 tane olarak toplanıyor ama emin olun ki arkadaşlar bu 30 hayvanı buraya bir araya getirebilmek için en azından 100-150 tane hayvan görüyorum. Yani 100-150 hayvanın içerisinden seçip benim kriterlerime uyan hayvanları, yüksek süt verimliliğine ulaşabilecek olan hayvanları buraya bir araya getiriyorum. Mesela örnek veriyorum. Bir çiftlik sahibi arkadaş beni arıyor. Diyor ki Savaş Bey 10 tane gebedüve satmak istiyoruz çiftliğimizden. Gelip ilgilenir misiniz? Tabii ki diyorum. Gidiyorum. Vardığım yerdeki gördüğüm manzarada hepsi böyle bir kalitede olmuyor maalesef. Bir kalitede olmadığı için 10 tane hayvanın içerisinden bana uyan 3 tane olur, 5 tane olur, 7 tane olur. Keşke hepsi uysa. Ama kendi kalite standardımı bozmamak için onların içerisinden
seçimlerimi yapıp parasını da ona göre anlaşıp, çünkü biliyorsunuz ki hepimiz bu alışverişleri yapıyoruz. Bir hayvanın onunu da aynı işletmeden kaldırdığınızda fiyatı farklı olur. İçerisinden 3 tane bunlar bana yaramaz, ben bunları istemiyorum, ben bunları bırakıyorum dediğinizde fiyatlar farklı olur arkadaşlar. İşte bu hayvanlar bu şekilde özene bezene seçilip buraya toplanmış, biriktirilmiş olan hayvanlar. Az önce videonun başında anlattıklarım da daha sonraki bizim üstümüze düşenler. Yani ilk önce kalite standardını yakalıyoruz, evrak prosedürünü inceliyoruz. Sonra eksikliklerini tamamlamak üzere buradaki karantina çiftliğimize getirip eksik olan aşıları varsa onları, eksik küpeleri varsa onları tamamladıktan sonra da sizlere bu şekilde satışa sunuyoruz. Şimdi 20'li, 30'lu, 40'lı yaptığımız satışlarda burada arkadaşlar sizinle mutlaka önceden protokol yapmış olmamız gerekiyor. Yani sizinle bir protokol yaparsak o zaman diyoruz ki biz, yani bir başka müşterimiz, bir başka hayvan talep eden, 5 tane 10 tane talep eden arkadaşımız dahi bizi aramış olsa da biz diyoruz ki bizim şu anda mevcutumuzda, stoğumuzda hayvan yok. Çünkü biz o ara müşterimize hayvan tedarikiyle uğraşıyoruz. Bakın bu işler Türkiye'de de bu şekilde, benim prensibim. Avrupa'da da bu şekilde arkadaşlar. Avrupa'da da hayvanlar A çiftlikten, B çiftlikten, C çiftlikten bir merkeze toplanıyorlar. Ondan sonra bizler Türkiye'den seçim heyetiyle birlikte o merkezden gidip hayvan seçiyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyorlar işte ben toplama hayvan istemiyorum. Zaten Avrupa'dan da olsa toplama, Türkiye'den de olsa toplama. Ya da Türkiye'de keşke bir çiftliğin içerisinde sizin talep ettiğiniz 30 tane hayvan olsa da bütün talebinizi oradan karşılayabilseniz. Ama bu bile mümkün olmuyor işte. Yani 30 tane hayvan var diye gittiğinizde ya da bana göre olmuyor. 30 tane hayvan var diye gittiğimizde içerisinde mutlaka bizim beğenmediğimiz, bizim kriterlerimize uymayan, mutlak suretle 5 tane, 6 tane, 8 tane ne her neyse hayvan çıkıyor. Biz de o zaman sadece onları oradan alıyoruz. Velhasıl arkadaşlar buradan bu Çanakkale Biga'daki karantina çiftliğimizden vermiş olduğumuz hizmeti sizlere kısaca anlattım. Böyle bir talebiniz olursa benimle iletişime geçersiniz. Burada bu çiftlikten Çanakkale bölgesine ait olan, Balıkesir bölgesine ait olan çiftliklerden böyle güzide hayvanları, seçme hayvanları toplayıp buraya getiriyoruz. Sizlere satışa sunuyoruz. Bunun haricinde de mevcutta şu anda İthal Holstein'larımız da var. Aynı kriterlere, aynı görüntülere sahip hayvanlarımız da var. Onlar da İzmir'deki işletmemizde. Şu an orada da 250 tane normal Alaca Holstein'ımız, 100 tane de Red Holstein'ımız var. Onları Türkiye'ye boş olarak getirdik arkadaşlar. 8-14 aylık yaşta bakanlıkla yapmış olduğumuz proje kapsamında boş olarak getirdik. Ondan sonra tohumlamalarını yeniden ırkının en iyisi olan safkan spermalarla gebe bırakıyoruz hayvanları ve prosedüre göre de 60 günlük gebelik tespit edildikten sonra sizlere 10 adet olarak, en az 10 adet olarak satışa sunuyoruz. Buradaki işletmemizde adet sınırlamamız yok. İster bir tane, ister 3 tane, ister 30 tane, isterseniz 50 tane. Sizinle yapmış olduğumuz anlaşmalara göre ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Tabii ki mutlak suretle bir tane, iki tane, üç tane alan arkadaşlar onlara sağlamış olduğum avantajdan ötürü, yani o da nedir? Belki çok fiyat avantajı sağlayamam ama 30 tane hayvanın içerisinden gelip istediği aylardaki gebe hayvanları satın alma şansını yakalıyor. İşte ister 4 aylık gebeliklerden alır, isterse 8 aylık gebeliklerden alabiliyorlar. İster bir tane, ister 30 tane olarak alabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi nasip kısmet olursa az sonra hayvanların buradan yüklemesini gerçekleştireceğiz. Bu hayvanlarımız Balıkesir merkezde bulunan Oğuzhan Uzan ve babası Osman Uzan
ailesinin bundan sonra çiftliğinde duracaklar. İnşallah onlara en iyi şekilde verimlilik verecekler, sütlerini sağacaklar. Allah herkesin işini gücünü inşallah rast getirsin. Allah herkesin her şeyi gönlüne göre versin arkadaşlar. Mal sahibi bu arkadaş. Hayırlı olsun. Abi tüyünce ayrılığı görünüş yaptı. Allah razı olsun.